Bugünkü dersimizin konusu V harfi. La lettre V. Başlayalım. ün valise. Va-li-ze. Va Üç heceden yazılır. Fakat sondaki E okunmadığından dolayı va li e, iki hece gibi okunur. Ve buradaki S, Z olarak okunur. Z. Ün ve Neden Z gibi okunur? Çünkü S harfi İ'nin E'nin arasında, yani doubled voyel ünlü harf. İki ünlü harfin arasında. Eğer S harfi iki ünlü harfin arasında olursa, Z bu S Z gibi okunur valise. Bavul. Un vache. Vache. iki heceden yazılır. Fakat sondaki e okunmuyor. Vaş. C he. H. Ş olarak okunur Fransızca'da. Burası Şe. Va Ş. Vaş. Bir hece gibi okunur. Vaş. C he. -şe okunur. Ün Vache. İnek. Le violet. Vi o le. Üç heceden yazılır. Enen t e olarak okunur. E. Enen t e. Eğer t olmasaydı viol diye okunurdu. Çünkü son e o zaman okunmazdı. Burada t harfi vio le e dememize yardımcı oluyor. E n, n t e olarak okunur. Vio le mor. Un voiture. Voiture. Üç heceden yazılır. Sondaki e okunmaz. Voiture. İki ece gibi okunur. O ile i de şuradaki o i va va diye okunur. Voiture tür Voitur. tür Araba A vol ka ananne a a inceltiyoruz suratı ve boğazdan geliyor a vol K buradaki c harfi k olarak okunur çünkü k, c harfini takip eden a o u harfi olursa k olarak okunur Volk, e N N I. Eğer C harfini e N iyi takip ederse, o zaman S olarak olur, okunur. Burada C harfimizi A takip ettiğinden dolayı K olarak okunuyor. Volk, A -vol ko Volkan.